Merhaba. Trabzonspor'u konuşuyoruz bugün. Konuşalım. Konuşacak bir şey kalmadı ama. Değişmesi lazım baştan sona. Takım, antrenör, yönetim değil. Takım içerisi. Antrenörün yapacağı bir şey yok. Bence Uğur Çakır, Uğurcan Çakır, bunların çoğu değişmesi gerekiyor. Değişirse belki alternatif olarak bir şeyler olur ama yoksa bu sene hiçbir şey daha olmaz. Teşekkür ederim. Daha ne diyeyim? Biz taraftar olarak tabii ki çok üzgünüz. Trabzonspor gibi geçen sene çok ezici bir şekilde şampiyon olmuş bir takımın ligde başarısız olan, yeri bile olmayan bizce takımlara çok farklı yenilmesi ister istemez içeride bir şeyler oluyor. Bir problem var. Futbolcularda mı, yönetimde mi, hocada mı? Bir sıkıntı var. Bir an önce bunun çözülmesini istiyoruz. Hemen hoca gitsin, başkan gitsin. Bunlar doğru değil bence. Hoca da başkan da yerinde durmalı. Yani bu kadar uzun yıllar şampiyon olmamış bir takımı şampiyon yapan bir antrenörün ve bir başkanın yani bir zahmet bir sene iki sene bir tahammülü olsun insanların yani bu kadar vefasızlık yapmamak gerekir diye düşünüyorum ben. Bu Trabzonspor'dur, bu düştüğü durumdan çok kolay çıkacaktır. Sadece içeride bazı problemler var, bunları kendi aralarında halletmeleri gerekiyor. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz tabii ki. Yani sonuçta bu skorlar her takımlar içinde var, o da ayrı bir konu. Sadece biz iyi futbol oynamıyoruz. Çok iyi bir takımımız vardı. Bunun iyi gitmemesindeki en büyük sebep sürekli bir viska sakatlığı yaşanıyor. Ayrıca takımın en iyisi La Vakayeme gibi bir futbolcuyu gurur işte Trabzon'un önüne geçti, geçmedi. Ya saçma sapan muhabbetlerden dolayı işte iyi bir futbolcumuzu bıraktık. Yerinde dolduramadık tabii ki. Ne olmuş oldu? Üstüne ekleyeceğin yerde içinden çıkartmış oldun. Bu durumda tabii bir sonuç verecektir yani bir karşılık. O karşılığı da şu anda hep beraber yaşıyoruz zaten. Son haftada yaşanan bu talihsiz skor diyeyim. Hepimizi çok üzdü ama inanıyorum ki takım kendini toparlayacaktır. Bu tür süreçler her zaman yaşanabilir. Önemli olan taraftarın gerçekten takımına sahip çıkması gerekiyor. Eleştirmek kolay. İyi olduğunda yanında olmak kolay. Önemli olan zor günde yanında olmaktır. İnanıyorum ki Trabzonspor bu zor günleri aşacaktır. Takıma da, teknik direktöre de, yönetime de güveniyorum. Hep beraber Trabzonspor'un arkasında durmamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Peki transfere ihtiyaç var mı mesela? Transfere her zaman ihtiyaç var. Şundan dolayı gördüğünüz üzere çok fazla sakatlıklar oluyor. Trabzonspor büyük bir camia, büyük bir kulüp. Evet tamam Avrupa'da belki yolumuza devam edemiyoruz ama lig hala çok uzun bir maraton. O yüzden teknik heyetin gerektiği yerlere takviye yapmasını bekliyoruz. Evet, gündemimiz o şu anlık. Evet. Taraftar olarak. Evet, taraftar olarak tabii son alınan mağlubiyet çok ağır oldu. Kabul edilir bir mağlubiyet değil. Hele hele böyle şanlı bir takımın, geçmişi kupalarla şeyle dolu olan bir takımın ilk yarı daha bitmeden iki üst üste maçtan beş gol yemesi kabul edilir bir durum değil. Büyük takım bu golü yemez. Büyük takımlar bu hale düşmez. Evet içeride benim anladığım bir problem var ama bu sahaya yansımamalı. Hele hele böyle 5-0'lık tarihi hezimetler hiç yansımamalı. Trabzonspor'un artık bu kötü talihsiz skorlardan kurtulması bence gerekli bir durum. Onun haricinde bu bizim alnımıza böyle kara leke olarak yazıldı. Gittiğimiz yerde bunun sürekli alay konusu ediliyoruz. Şampiyon takımısınız ama güzel ama 5-5 yiyorsunuz her gittiğiniz takımdan. Antalya 5, Alanya 5, Karagümrük 5, 4. Ve bu takımların şu an dikteki durumları da ortada. Pozisyonları da ortada. Adamların hiçbir başarısı yok, hiçbir sportif başarıları yok. Ama Trabzonspor'a 5 gol atmak, 6 gol atmak hele hele ki biz bunlara yaşadık biliyorsunuz kulüp olarak. Benim kabul edecek olduğum veya bizim taraftarın kabul edecek olduğu bir durum değil. O noktada burada çok gönlümüz kırık. Yani milyonlarca Trabzonspor'a yakışmadı diyorsunuz. Kesinlikle yakışmadı. Hiçbir zaman yakışmayacak da yani. Bu bizim alnımızda bir leke olarak kaldı. Benim gördüğüm bu. Benim anladığım bu. Piyasaya sürekli içindeyiz. Sürekli gezen bir pozisyondayız. Gittiğimiz yerde başka taraftarın, kulüplerin taraftarları var. Adamlar alay ediyorlar. Alay etmeleri boş ver. Bu artık bir gerçek. Tarihi bunlar not olarak girdi. Şampiyon takım ligin ilk yarısında iki maçta beş gol yemez. Birinden dört değmez. Dört mağlubiyetimiz var. En az yediğimiz var. Gol üç gol. Üç, dört, beş, beş. Peki niçin böyle oldu? Yani bunun sebepleri nelerdir? Birincisi şampiyon takımı dağıttık.
en kötüsü bu oldu. Evet, bir Vakayeme tamam tek başına bir takım değil ama takımın en önemli silahından biri olduğunu bir kez daha bize göstermiş oldu. Vakayeme gibi futbolcuları tutamadık. Gittik 5 para etmez işte futbolcuları buraya getirdik. Şeye bile girmiyorlar. Maça bile girmiyorlar, oyuna bile girmiyorlar. Girseler bile ortada durumları. Bu tamamen kötü bir transfer politikası izledik. Şampiyon takımı dağıttık. Şimdi toparlanmaya çalışıyorlar ama ben işin içerisinde farklı bir kavganın olduğunu düşünüyorum. Farklı problemlerin olduğunu düşünüyorum. Kalecimizin 6 şutun 5'ini gol olarak kabul edebilir durumunu bir sorgulamaları lazım diyorum ben. Uğurcan şahsım adına iyi bir arkadaş olabilir, iyi bir kaleci olabilir ama bu golleri yiyen bir kaleci olmamalı. Yememeli. Takım buna bir şekilde maalesef şey koyamıyor, nokta koyamıyor. Kulüp de buna nokta koyamıyor. Biz bu stadımızda 6-1'lik sonuçları da biliyoruz Akhisar'a. Akhisar'ın bugün ligde, futbol liginde yeri yok. Takım yok. Yani bize 6 atmış. 5-0. Onda valla takım izlemedim gerçi maçı ama görüntülerine baktığım zaman çok da bir başarılı değildi. Birkaç kişinin belki futbolcuların problemleri var öyle gözüküyor. Ama Trabzonspor illaki ayağa kalkacaktır. Ben teknik hocayla devam edilmesinin taraftarıyım. Çünkü daha önce de şeyler oldu. Kötü günlerimiz oldu. Ama bunu başardık. Geçen sene olmadı mı? Oldu. Üst üste aldığımız beraberliklerle beraber sonunda şampiyon olduk. Yine toparlanacağına inanıyorum. İnşallah da bunları da göreceğiz. Taraftar olarak destek veriyorum diyorsun. Tabii, aynen. Sonuna kadar destekçisiyiz. Yarı yolda bırakmak yok. Olabilir. Şampiyon olan bir takım. Ligde de dört büyüklerin içinde. Arada böyle ufak tefek kazalar olacak. Bu yollar hep düzgündüdür, dikenli olacak, inişi olacak, çıkışı olacak. Trabzonspor bizimdir, sonuna kadar arkasındayız. Trabzonspor'da ne var yani? En son 5-0'lık bir mağlubiyet var. O sporculardan, o aplauzdan kaynaklanan bir şey değil. Bak, sporculardan kaynaklanan bir şeydir o. Veyahut da işte para hesabı, Trabzonspor hani para belki şeydir. Diyelim ödemelerde sıkıntı vardır veyahut. Veya sporcular arasında demek ki iyi bir kaynaşma yoktur. Ondan kaynaklanan bir şeydir. Abdullah Avcı'dan bir şey zannetmiyorum. Destekliyoruz yani. Ya sonu yenilgi tabii ki hiç hoş olmadı. İnşallah en kısa zamanda gereken hoca olarak, yönetim olarak, taraftar olarak herkes elini taşın altına koyar. Ve en kısa zamanda takımın toparlanması hem biz taraftar olarak hem Trabzon bütün sevenleri olarak memnun kalırız. İnşallah en kısa zamanda toparlanır. Taraftar olarak destek veriyoruz. Tabii ki her zaman yanındayız. Her zaman Trabzonspor'un yanındayız.